Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe'nin en önemli dil bilgisi konularından isim, sıfat, zamir ve zarf konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir konu, çok lezzetli bir konu. Üniversite sınavlarında da mutlaka bir ya da iki soru bu konudan geliyor. İleride gireceğimiz üniversite sınavında bu soruları mutlaka doğru yapmamız lazım, kaçırmamamız lazım. Çünkü üniversite sınavında daha çok paragraf soruları soruluyor ama dil bilgisayarında gelen sorular var ve bu dil bilgisayar soruları da genellikle kolay oluyor. 9. ve 10. sınıf konuları biliyorsunuz ki TET oluşturuyor. Dolayısıyla sizin şu anda 9. sınıfta yaptığınız her bir çalışma sadece okul yazılarınız için değil, gelecek için de bir yatırım oluyor. İsim, sıfat, zamir, zarf konusunu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar yazılarınız başladı biliyoruz yazılarla alakalı ciddi bir çalışma içerisindesiniz bizler de sizlere Dokun sınıf birinci dönem yazı notlarıyla destek oluyoruz ve aynı zamanda yazılı provalarımızda yazılı kampımızda mutlaka izleyin arkadaşlar. Birinci dönem birinci ve ikinci yazılı provalarının olduğu daha doğrusu notların olduğu bu kitapta edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji tüm dersler için en yüksek notlar almak isteyen öğrencilerimize mükemmel ders notları hazırladık. Yani sınıfın en çalışkan öğrencisinin Milli Bakanlığı kazanımlarına uygun ders notlarının elinizde olduğunu düşünün. Bunun gibi bir şey harika bir şey. Bunu da burada göstermek istedim. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Türkçe'de bir sözcüğün anlamı vardır. Bir sözcüğün yapısı vardır. Bir sözcüğün türü vardır. Mesela şöyle bir cümle yazayım. Buradan anlamaya çalışalım. Diyelim ki Atatürk, Atatürk büyük bir liderdir dediğimizde büyük bir liderdir dediğimizde. Şimdi bu cümleyi biliyoruz, anlamını biliyoruz. Fakat bu cümledeki sözcüklerin bize üniversite sınavında veya yazılarda anlamını sorabilirler. Mesela diyebilirler ki bu büyük sözcü gerçek anlamlı mı yoksa mecaz anlamlı mı diye sorabilirler. Normalde Mustafa Kemal Atatürk çok uzun boylu bir insan değil. O zaman buradaki büyüklüğün mecaz olduğunu yakalayabilmelisiniz. Yani buradaki büyüklük onun manevi büyüklüğü, onun siyasi, askeri, akli büyüklüğünü kastediyor. Dolayısıyla buradaki büyüklük fiziki bir büyüklük olmadığına göre, büyük kelimesinin aklımıza gelen ilk anlamı olmadığına göre bunun mecaz anlamlı olduğunu bileceksiniz. Sonrasında arkadaşlar bu sözcüğün size kökünün türünü sorabilirler. Bakın. Bu anlamıydı. Kökünün türü nedir diye sorabilirler. Kökünün türü de arkadaşlar bir sözcüğün isim veya fiil olabilir. Şimdi bu sözcüğün kökü büyümekten büyük. Bakın büyümekten büyümekten büyük. İşte uzamaktan uzak, yanmaktan yanık, tanımaktan tanık, kısmaktan kısık. Bu şekilde Türkçe'de fiilden isim yapan bir K var. Dolayısıyla bu kökü fiil olduğunu bileceksiniz. Bunun kökü fiil. Peki bir de sözcüğün türünü sorabilirler. Yani sözcüğün kendisinin türünü sorabilirler. Bakın bir kökünün türü var sözcüğün bir de sözcüğün türü var. Zaten biz de birazdan dersimizde sözcüğün türlerini işleyeceğiz. Yani sözcük ya isim olabilir ya fiil olabilir. İsimlerden isim sıfat zamir zarf edat bağlaç ünlem olabilir buna bakacağız. Eğer size sözcüğün türünü sorarlarsa işte bu sefer bu tablodaki seçenekler doğru cevap olabilir. Yani bu sözcüğün türü ya bir isimdir ya bir fiildir ya bir sıfattır, ya bir zamirdir, ya bir zarttır. Bu sözcüğün türü arkadaşlar önündeki lider ismini niteleyen bir sıfattır. O yüzden burada da sıfat seçeneğini işaretlememiz gerekecek. Aynı zamanda arkadaşlar bunu da söyleyelim. İlerideki sınıflarda işinize yarayacak. Sözcüğün yapısını sorabilirler. Sözcüğün yapısını sorarlarsa da üç tane seçeneğiniz vardır. Bir sözcük yapısı bakımından ya basit olur ya da birleşik olur ya da yapmak ki aldıysa türemiş olur. Mesela örnek veriyorum. Bir sözcü basit bir sözcüktür. Atatürk sözcüğü birleşik bir sözcüktür. Ata ve Türk kelimelerinden oluşmuş. Ee, ama büyük sözcüğü arkadaşlar türemiş bir sözcüktür. Neden? Büyümekten büyük oldu demiştik ya. Fiilken isim oldu. Dolayısıyla bu kelimenin de yapı bakımından türemiş olduğunu bileceğiz. Peki hocam biz bugün ne işleyeceğiz? Bugün arkadaşlar sözcüğün anlamını işlemeyeceğiz. Sözcüğün anlamını zaten sizler çok çok iyi bildiğinizi biliyorum. Bugün sözcüğün kökünün türüne de bakmayacağız. Bugün sözcüğün türüne bakacağız. İşte Türkçede bir sözcüğün türü ya isim olur ya fiil olur. ...isim soylu sözcükler de kendi içinde isim, sıfat, zamir, zarf diye farklı farklı gruplara ayrılır. Hatta bunu da şöyle göstereyim size. Diyelim ki, örnek vereyim. Ee, öğrenciler diyelim tamam mı? Öğrenciler e, dersi dinliyor diyelim. Bak. Öğrenciler dersi dinliyor. Şimdi buradaki sözcüklerin türünü az biraz hepiniz... Artık dokun sınıf olduğunuza göre, lise talebisi olduğunuza göre bilirsiniz. Dinliyorum fiil olduğunu bilmeyen var mı? Dinliyor fiil ya, bunu biliyoruz. Dinliyor, uyuyor, istedi, bıraktı, geliyor, gidiyor. Bunlar fiildir. Yor şimdiki zamanınki almış bir fiil. Şimdi, ders kelimesi bir isimdir. Öğrenci kelimesi bir isimdir. Tamam, buraya kadar her şeyi biliyoruz. İşte Türkçe'de bu isimleri ya da bu fiilleri, daha doğrusu bu kelimeleri... ...anlam bakımından tamlayan başka sözcükler vardır, yardımcı sözcükler. Mesela diyelim ki, öğrenciler dedik ya buraya... ...çalışkan öğrenciler diyelim. Bakın ne oldu? Öğrencinin bir sıfatı oluşmuş oldu. Nasıl öğrenciler? Çalışkan öğrenciler. Şimdi burada bu kelime bir sıfattır. Niye? Çünkü öğrenciler ismini nitelemiş. Şu öğrenciler, bu öğrenciler, öteki öğrenciler, diğer öğrenciler, bazı öğrenciler... işte. Ee... Herhangi bir öğrenci ya da iki öğrenci ya da iyi öğrenci kötü öğrenci çalışkan öğrenci bunların her biri bir sıfattır. Buradaki çalışkan da öğrencilerin sıfatı olmuş. Her öğrencinin bir sıfatı vardır. Mesela sizin sıfatınız şu anda beni dinlediğinize göre çalışkan öğrencilersiniz. Burada da çalışkan kelimesi aklıma geldi benim. O yüzden çalışkan öğrenciler dedim. Aynı şekilde dinlemek kelimesi bir fiil dedik değil mi? Dinlemek kelimesinin de anlamını tamamlayan sözcükler vardır. Mesela öğrenciler dersi sessizce dinliyor dediğimizde buradaki sessizce sözcüğü de dinliyor kelimesinin sıfatı olur. Esas sıfat demeyiz de buna zar deriz. Yani olay şu sıfatlar arkadaşlar sıfatlar. isimlerin anlamını tamamlar. Sıfatlar isimlerin sevgilisidir. Zarflar ise zarflar ise fiillerin anlamını tamamlar. Zarf, kalp, fiil diyorum. Bu kadar basit. Sıfatlar isimlerin sevgilisi, zarflar da fiillerin sevgilisi. Mesela başka bir örnek verelim. Havalarda ee, havalarda çıkmayın diyelim mesela. Bak, havalarda çıkmayın. Bu cümle biraz alakasız oluyor. yani. Ne demek istiyorsunuz? Yani biraz açıklayayım. Ben şimdi buraya hemen sıfat ekliyorum. Diyorum ki soğuk havalarda diyorum bakın. Soğuk havalarda çıkmayın. Şimdi biraz cümle biraz renklendi gördünüz mü? Nasıl havalar? Soğuk havalar diyebildik. Bakın buradaki soğuk kelimesi sıfat oldu. Ve sevgilisi isimle zaten yanında. Ama soğuk kelimesi olmasaydı havalar böyle duruyordu. Ya da havalarda kelimesi olmasaydı soğuk kelimesi de sıfat olamaz. Yani bir kelimenin sıfat olabilmesi için yanında mutlaka bir isim gerekir. Mutlaka bir isim gerekir. Şimdi bir kelimenin de zarf olabilmesi için mutlaka yanına fiil gerekir. Tamam. Şimdi buna da bir fiil getirelim. Daha doğrusu buna da bir zarf getirelim. Soğuk havalarda dışarı çıkmayın diyelim. Bak, dışarı çıkmayın. Böyle alakası bir cümle oldu. Şimdi bu da zarftır arkadaşlar ve yanında da yine sevgilisi olan fiil vardır. Yani şunu demek istiyorum. Sizler isimleri ve fiilleri zaten biliyordunuz. Ali geldi. Ali isim, geldi fiil. Bunu hepimiz biliyoruz. Öğrenciler dinliyor. Öğrenciler isim, dinliyor fiil. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte İsimlerin bir sevgilisi vardır, onları niteleyen ya da belirten. Biz bunlara sıfat deriz. Bir de fiillerin sevgilisi vardır. Onları durum bakımından, yeryon bakımından, zaman bakımından tamamlayan sözcüklere de biz zarf deriz. Şimdi bugün işte isim, sıfat, zamir zarfı öğreneceğiz. Hatta burada bakın hepsini şöyle özetleyeceğimiz bir ifade yaptım. Bunu hatta şöyle göstereyim. Bakın şimdi şuraları kapatalım. Şurayı kapatıyorum bir dakika. Şöyle şu kalemle, şu, şu kapakla şunları kapatıyorum ne olduğunu şimdi anlayacaksınız. Hatta başka kapaklarda alayım. Gerçekten kapakla ders anlatıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Şunları da kapattım. Şimdi bakın. Şurayı da kapattım. Şimdi bakın. Konuyu öğrenin demişiz. Konuyu isim öğrenin fiil. Bakın yeşiller isim. Lacivertler fiil. Konuyu öğrenin. Öğrenciler çalışıyor. Sınav açıklanacak. Burada konuyu sözcüğünün isim olduğunu, öğrenin sözcüğünün fiil olduğunu herhalde bilmeyenimiz yok öyle değil mi? Öğrenin fiil mi hocam ya? Demiyorsunuz öğrenin fiil. Öğrenciler çalışıyor. Buna benzer bir örnek az önce vermiştim. Öğrenciler isim, çalışıyor fiil. Sınav isim, açıklanacak fiil. Tamam. Şimdi burada kafanız karışacak bir şey söyleyeceğim. Bu sözcüklerin türünü söylüyorum ben. Bu sözcüğün türü fiil. Bu sözcüklerin türü isim. Ama normalde mesela bunun kökü öğrenmek. O ayrı mesele. Bunun kökü sınamak. Sınamaktan sınav mesela. Ona girmiyoruz. Ona dersimizin başına girdik. Şurada bir şöyle bir değindik. Dedik ki sözcüğün anlamı olabilir dedik. Gerçek edemeyeceğiz. Kökünün türü olabilir dedik isim ya da fiil. Bir de sözcüğün türü olabilir dedik. Biz şimdi sözcüğün türüne bakıyoruz. Bu sözcüklerin türü isim, bu sözcüklerin kökü fiil. İnşallah her şey anlaşılır. Şimdi ben bu isimlere sıfat getiriyorum. Bu konu diyorum. Veyahut da bazı öğrenciler diyorum. Veyahut da hangi sınav diyorum. Şimdi bu yanlarına getirdiğim şeyler arkadaşlar artık birer sıfat oldu. Niye? İsimler yanlarına sıfat aldı. Bakın sıfat kalp isim. Bu konu bazı öğrenciler hangi sınav dedi? Tamam. Şimdi fiillerin de yanına sevgilisini getiriyorum. Fiillerin sevgilisi kimdi? Zarftı. Zarf kalp fiildi. Bu konuyu iyi öğrenin. Bazı öğrenciler planlı çalışıyor. Hangi sınav yarın açıklanacak? Bakın şimdi. Yarın zaman bakımından bunu tamamladı. Planlı nasıl çalışıyor sorusuna cevap verdiği için durum bakımından bunu tamamladı. İyi nasıl öğrenin sorusuna cevap verdiği için bunu durum bakımından tamamladı. İşte iyi öğrenmek. Planlı çalışmak, yarın açıklamak. Burada morla gösterdiklerimiz zarf. Ya da bu konu, bazı öğrenciler hangi sınav. Burada turuncuyla gösterdiklerim sıfat. Burası inşallah anlaşılmıştır. Şimdi anladık hocam, çok basit bir şeymiş ya. İsimler isim, fiiller fiil. İsimlerin sevgilisi sıfat, fiillerin sevgilisi zarf diyorsunuz. Tamam. Bir de zamir var. Onu da göstereyim böylece hepsi bitsin, kurtulmuş oldum. Şimdi devam ediyoruz. Geldik buraya. Bu konuyu diyeceğine bunu demiş. Bazı öğrenciler diyeceğine bazıları demiş. Hangi sınav diyeceğine hangisi demiş. Yani bu konuyu iyi öğrenin diyeceğine bunu iyi öğrenin demiş. Bazı öğrenciler diyeceğine bazıları planlı çalışıyor demiş. Hangi sınav diyeceğine hangisi yanaşıklanacak demiş. İşte isimlerin yerine geçen yani konunun, öğrencilerin, sınav sözcüklerinin yerine geçen sözcükleri de biz zamir diyoruz. Hatta zamiri biraz daha şöyle daha kolay anlatayım. Mesela diyelim ki daha da basit bir örnek vereyim zamire. İşte e, öğrenciler, öğrenciler dersi dinliyor. Şimdi buradaki ifadeye biz sıfatlar ve şeyler getirmeyi nedir onun adı? Zarflar getirmeyi öğrenmiştik. çalışkan öğrenciler dersi sessizce dinliyor demiş. Şimdi başka bir şey yapacağız. Buradaki öğrencilerin isim, dersin isim, dinliyorum fiil olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hocam dinlemek fiil ya tamam artık anladık. Öğrenciler ve ders isim bunu da anladık hocam. Tamam harikasınız. Şimdi onlar onlar burayı dinliyor dediğimizde bir şey dikkatinizi çekti mi bak. Dersin yerine bura öğrencilerin yerine de onlar kelimesi geçti. Ve hatta mesela Ali kalemi masaya bıraktı diyelim. Başka bir zamir örneği vereceğim şimdi size. Şimdi onlar zamirdi, bura zamirdi. Şimdi Ali isim, özel isim. Kalem isim, cins isim. Masa isim, tamam cins isim. Bıraktı fiil. Bıraktığının fiil olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bakın Ali'nin yerine bir zamir koyacağım. Kalemin yerine bir zamir koyacağım. Masanın yerine bir zamir koyacağım. O bunu şuraya bak bıraktığını yerine koyamıyorum. Çünkü bıraktı fiil. Bıraktı diyorum. İşte burada turuncu ile yazdıklarım da zamir oluyor arkadaşlar. İsimler isim, fiiller fiil. isimlerin sevgilisi sıfat, fiillerin sevgilisi zarf. İsimlerin yerine geçen sözcüklere de biz zamir diyoruz. O bunu şuraya bıraktı. Bakın bunların her biri birer zamir. Veya da şöyle diyelim. Kim neyi nereye bıraktı dediğiniz zaman buradakiler de soru zamir oluyor. Yani sonuç olarak zamirler isimlerin yerine geçiyor. Bak kim Ali yerine geçmiş, neyi kalemi yerine geçmiş, nereye masanın yerine geçmiş. Ama soru yoluyla geçmiş. Burada işaret yoluyla geçmiş. Fark etmez. Sonuç olarak o bunu şuraya bıraktı. Ne diyorsun ya anlamıyorum. E zamir kullanıyorum ben. Gizlilik yapıyorum diyebilirsiniz. Şimdi o zaman genel olarak isimleri, fiilleri, isimlerin sıfatını... Nerede onu hemen bulayım şuradan. İsimlerin sıfatını ve fiillerin zarfını öğrendik. Bir de isimlerin yerine geçen zamirleri öğrenmiş olduk. Ama şimdi gelin bunların detaylarına gireceğiz. Şimdi öncelikle isimle başlıyoruz. İsimi zaten altın sınıfta öğrenmiştik. Varlıkları, kavramları, durumları karşılıyor. Ve makmak iki çekimler. Bunlardan bir şey anladınız mı? Anlamadınız. Geç. Her varlığın isim var. Bunun ismi kalem. Bunun ismi çay. İşte bunun ismi telefon. Bunun ismi yazılı notları. Ee, ne bileyim bunun ismi peçete. Bunun ismi kapak. Yani budur ya, her şeyin bir ismi var. Sizin isminiz var mesela. Şu anda beni dinleyen belki Kerem var. Belki Emre var. Belki Zümra var. Belki Merve var. Belki Zeynep var. Bilmiyorum. İsimlerinizi tahmin etmeye çalışıyorum şu anda. Ama kesin olan bir şey varsa hepimizin bir isim var. İşte isimler ya özel isim oluyor. Sizin isminiz özel. Benim isim özel. Bir tane yani. Cins isimler olabiliyor. Ev, kitap, defter, kalem gibi. Somut ya da soyut isim olabiliyor. Ağaç, duy organlarımıza algılayabiliyoruz. Soyut isim zeka, akıl, sevgi gibi sayılarına göre tekil isim, çoğul isim, topluluk isim olabiliyor. Şimdi tekil çoğulda şöyle bir şey var. İnsan tekil bir isim. İnsanlar çoğul oluyor. Topluluk ise larlar iki almasa bile çokluk bildiriyor. Yani şöyle düşün. Kalem tekil. Kalemler çoğul oluyor. Kalemler çoğul oluyor. Ama düzine dediğimizde ya da deste dediğimizde bu çokluk bildirdiği için topluluk isim oluyor. O zaman biz şunu diyebilir miyiz? Nerede çokluk? Orada lerler. Yani lerler varsa orada çokluk var. İnsanlar dediğimizde çokluk var. Kalemler dediğimizde çokluk var. Kapak, tekil, kapaklar dediğimizde çokluk var. Tamam ve lerler ikili biz çoğulu sağlıyoruz. Nerede çokluk? Orada lerler. Topluluk ismi ne? Topluluk ismi ne? lerlere gerek yok. Orada halk, işte ne bileyim orman mesela bakın. Ağaç tekil bir isim tamam mı? Ağaçlar dediğimizde çoğul oluyor. Orman, orman la reka almasına gerek yok. Orman zaten bir sürü ağacı kapsadığı için o zaten topluluk oluyor. Yapısına göre de basit türemiş birleşik isim olabiliyor. Göz basit bir isim. Gözlük dediğimizde anlamı değiştiği için türemiş oluyor. Göz işte iki kelimeden olduğu için birleşik oluyor. Şimdi hani az önce dedik ya nerede çokluk orada lerler. Fakat lerler iki her zaman çokluk anlamı katmayabiliyor. Bazen farklı anlamlar da katabiliyor. Mesela çiçekler ne güzel kokuyor dediğinde burada çokluk anlamı katmış. Çiçeğin çokluğundan bahsediyor. Ama Ahmetler yeni bir ev almış dediğimizde burada Ahmet Gil anlamı katıyor. Yani Ahmet ve ailesi anlamı katıyor. Hasta ateşler içinde yanıyor dediğimizde burada abartma anlamı katmış. Yani mesela sizi dünyalar kadar seviyorum. Abartıyorsunuz hocam. Dünya zaten bir tane. Yani ama olsun ben çok seviyorum işte abartma. Dili Yunus Emre'ler zenginleştir dediğimizde burada mesela benzerlik anlamı katmış. Bunları neden anlatıyorsunuz hocam? Bir yazınıza çıkar, iki üniversite çıkmış arkadaşlar. Mesela seni dünyalar kadar özledim ifadesinin abartma anlamı kattı sorulmuş. Aşağıdakilerin hangisinde lerler abartma anlamı katmıştır demişler ve cevap da seni dünyalar kadar özledim olmuş. Vali beyler açılışa geldi dediğimizde ise saygı anlamı var. Vali bey bir tane. Vali beyler açılışa geldi. Saygı. Osmanlılar çok uzun yaşadı dediğimizde burada mesela millet anlamı katmış. 40 yaşlarında biri dediğimizde burada mesela yaklaşıklık anlamı katmış. Yani 40 yaşında ne demek? İşte 38, 39, 40, 41, 42 yaşlarında biri. Oo beyefendiler nihayet uyanmış dediğimiz ise burada bir alaya alma var. Niye? Hani beyefendiler derken esasında geç kalkmış herhalde o yüzden. Dolayısıyla siz şunu çok iyi bileceksiniz. Nerede çokluk orada lerler. Fakat bazen lerler ikinin olduğu yerde farklı farklı işte Ahmet Gil gibi, abartma anlamı gibi, benzerlik gibi, saygı gibi, millet gibi anlamlar da olabilir. Şimdi geldik sıfatlara. Her varlığın bir isim var dedik. Buraya yazıyorum tekrar. Mesela kalem bir isim dedik. Kapak bir isim dedik, öğrenci bir isim dedik, başka ne olsun mesela diyelim ki ev bir isim dedik. Bunlara sıfat getiriyorum. Mesela güzel kalem dediğimizde bu artık bir sıfat, kalemin sevgilisi. Beyaz kapak dediğimizde, bakın burada beyaz kapak, nerede gösteriyorum. Bakın bu da nedir? Bir sıfat. İşte çalışkan öğrenci dediğimizde, sizden bahsediyorum, bu bir sıfat. Temiz ev dediğimizde temiz bir sıfat isimlerin sevgilisi sıfatları. Bakın hatta evlenmişler bile. Allah mesut etsin diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Fakat dikkatli olalım. Her evlilikte dikkatli olmak gerek. Öyle değil mi? Şimdi sıfatların da çeşitleri var. Bir niteleme sıfatları var. Şuraya tekrar sıfat yazıyorum arkadaşlar. Bir niteleme sıfatları var. Bir de belirtme sıfatları var. Hocam biz bunları nasıl aklımıza tutacağız? Hiç endişelenmeyin. Hepsi zaten yazılı notlarımızda süper bir şekilde yazıyor. Artı konu altım kitaplarımızdan da faydalanabilirsiniz. Hocam araya hemen balığı sokuşturdunuz maalesef. Devam ediyoruz. Niteleme sıfatları arkadaşlar ...nasıl sorusuyla bulunuyor? Nasıl kedi? Beyaz kedi. Nasıl kedi? Sevimli kedi. Nasıl kedi? Tatlı kedi. Nasıl kedi? Güzel kedi. O zaman kedi bir isim... ...ve kedinin sıfatları var. Beyaz, sevimli, tatlı, güzel diye. Burası anlaşalım, mı? Tamam. Belirtme sıfatları ise... ...hangi sorusuyla... ...ya da işte kaç sorusuyla... ...bakın bu da yine hangi sorusuyla bulunuyor. Ya da direkt kendisi soru olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Yani... Nasıl sorusuyla bulduğumuz sıfatlar niteleme sıfatı. Geriye kalan diğer tüm sıfatlar belirtme sıfatı. Geriye kalan diğer tüm sıfatlar dedim ama bunların da çeşitleri var. Mesela eğer işaret yoluyla belirtiyorsa işaret sıfatı diyoruz. Bakın hangi kedi? Bu kedi. Şu kedi. Öteki kedi. Bak işaret diyoruz Ya da bazen bir belirsizlik varsa bu sefer de belgisiz sıfat diyoruz. Her kedi, birkaç kedi, bazı kediler. Yani iki üç kedi. Mesela iki kedi Sayı sıfatı ama 2 3 kedi dersen bak 2 3 kedi dersen bu belgisi oluyor. 2 3 belli değil yani. Aynı şekilde sayı sıfatları da var. Sayı sıfatları da bir kedi, ikişer kedi, 3. kedi, birinci kedi fark etmez. Veyahut da soru sıfatları var. Soru sıfatları da kaç kedi, hangi kedi, nasıl kedi veyahut da neredeki kedi dediğimizde bunlar da arkadaşlar ismi soru yoluyla belirtiyor. O zaman belirtme sıfatları var, niteleme sıfatları var ve bombayı patlatıyorum. Bazen sözcükler hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabiliyor. Mesela diyelim ki bu çıkmış üniversitede. E, hüzünlü bir dil kullanıyor demiş. Bakın şimdi. Dil isim. Bunu biliyoruz. Nasıl dil? Hüzünlü dil. Bu niteleme sıfatı olmuş. Bakın buraya nit s yazıyorum. Bir de arkadaşlar belgi sıfat. Niye? Ya, hüzünlü bir dil. Herhangi bir dil demek istiyorum. Zaten bu bir sayı mı yoksa belgisi mi derseniz cevap belgisi oluyor. Niteleme sıfatlarıyla birlikte kullanılan bir sözcü belgi sıfatı oluyor. Birazdan bunun detayına geleceğiz. Şimdi niteleme sıfatına bakıyoruz. Nasıl sorusuyla bulunuyor? Yanında da isim var. Dallardan sarı ayvalar sarkıyordu. Nasıl ayvalar? Sarı ayvalar. Yorgun oyuncularımız bu hafta dinlenecek. Nasıl oyuncularımız? Yorgun oyuncularımız. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Nasıl cetvel? Eğri cetvel. Nasıl çizgi? Doğru çizgi. Burada turuncuyla yuvarlak için aldıklarım hep niteleme sıfatı. Niye? Çünkü nasıl ayva sorusuna cevap veriyor? Nasıl oyuncu sorusuna cevap veriyor? Nasıl cetvel sorusuna cevap veriyor? Nasıl çizgi sorusuna cevap veriyor? Bu kadar basit. ve yanında da sevgilisi var, isim var. Eğer sevgilisi olmasaydı ne olurdu? Sıfat olmaz. Bakın burada da bir sıfat var ama o niteleme sıfatı olmadığı için onu çizmedim. Mesela hangi hafta, bu hafta. Bu da işaret sıfatı ama onu söylemiyorum. Devam ediyoruz. Adlaşmış sıfat ne? Adlaşmış sıfat esasında ad yani. Artık ad olmuş. Niteleme sıfatın önündeki isim düştüğüne sıfat adlaşır. Mesela başarılı öğrenciler ödül verdiler. Öğrenciler isim başarılı sıfat. Nasıl öğrenciler? Başarılı öğrenciler diyorsun. Tamam. Ama başarılılara ödül verdiler dediğin zaman artık bu sıfat değil. Niye? Çünkü yanında sevgilisi yok. Ve bu çekime kağıdı için biz buna isim diyoruz. Veyahut da adlaşmış sıfat diyoruz. Bakın üniversite çıkan örnekleri yazayım. Soğuklar geliyor demiş. Yani soğuk havalar geliyor. Ya da zenginler de ağlar demiş bak. Zenginler de ağlar. Yani zengin insanlar da ağlar. Ya da çalışkanlar önde oturur demiş bak. Çalışkanlar önde oturur. Yani çalışkan öğrenciler demek istiyor. Ama çalışkanlar dediği için, zenginler dediği için, soğuklar dediği için artık yani lerler eki alarak ismin aldığı eki aldığı için biz bunlara artık adlaşmış sıfat diyoruz. Sıfatların en önemli özelliğini esas biliyor musunuz arkadaşlar? Bir, isimleri böyle niteliyorlar. Yani yanlarında sevgilisi olup böyle takılıyorlar. Bir de sıfatlar asla çekim eki almıyorlar. Bakın, güzel. Güzeller desen isim olacak, beyaz. Beyazlar desen isim olacak, çalışkanlar desen isim olacak. Ama temiz, çalışkan, beyaz, güzel bunlar hep gördüğünüz gibi çekim eki almamış halde. Görüyor musunuz? Çekim eki alınca hemen adlaşıyor. Buna dikkat edin. Geldik belirtme sıfatlarına. Belirtme sıfatları da gösterme, yani diğer adıyla işaret belirsizlik yani diğer dile belgesi, sayı, soru ifadesi ve isim oluyor. Bunlar nasıl soru hariç her türlü soruyla bulunabiliyor. Mesela işaret sıfatları hangi sorusuyla bulunuyor? Dükkan hangi dükkan şu dükkan? Cadde hangi cadde bu cadde yeni açıldı. Bakın buradaki yeni neydi hatırlayın bakalım. Kimler hatırlayacak? Yeni zarftı çünkü o fiilin sevgilisi. Neyse devam ediyoruz. Öteki mahalle iyi arkadaş görüyor musunuz? Bunlar hep sıfat ama buradaki iyi arkadaş niteleme sıfatı ona dikkat edin. Niye? Çünkü bu hangi arkadaş değil nasıl arkadaş sorusuna cevap veriyor. Bu işaret sıfatı. Bu da işaret sıfatı. Bu da işaret sıfatı. Bunların her biri sıfat. Yuvarlak için aldıklarının her biri sıfat. Ama bu niteleme sıfatı. Diğerleri işaret sıfatı. Geldik belge sıfatlara. Bu da yine hangi sorusuyla bulunuyor arkadaşlar? Bazı kitaplar bir solukta okunur. Hangi kitaplar? Bazı kitaplar. Öğrenciler sınavdan yüksek not aldı. Hangi öğrenciler? Bütün öğrenciler. Bakın bunlar hep belge sıfat. Bu arada bir soluk, yüksek not bunlar da sıfat. Ama belgesiz olanlar bunlar arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Şimdi burada belki sıfatların içerisinde bilhassa şu biri ben çok seviyorum. Bir önemli. Neden? Bakın şimdi. Mesela sınıfta bir kişi kaldı dersen, bak bir kişi kaldı dersen buradaki bir sayı sıfat oluyor. Yani sınıfta bir kişi kaldı. Bak sınıfta yani son bir kişi kalmış. Ama bir sabah sana döneceğim dediğinde buradaki bir arkadaşlar nedir? Buradaki bir belgisi sıfat. Çünkü buradaki bir sayı biri değil. Buradaki bir sayı biri sınıfta bir kişi kaldı. İki, üç, dört değil. Bir kişi kaldı. Ama burada ise bir sabah sana döneceğim. Yani iki sabah, üç sabah diyemez ki. Bu sadece bir sabah. Herhangi bir sabah demek istiyorum. Fakat şurası önemli. İçeriye, içeriye genç bir adam geri dediğimizde. Bak genç bir adam, genç bir insan geri dediğimizde. Buradaki bir arkadaşlar işte buradaki bir sayı olarak bir kabul edilmiyor. Bu birede biz mutlaka belgesiz sıfat diyoruz ve bunu ÖSYM farklı farklı yıllarda 4-5 kez sormuş. Bu belgesiz sıfat arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Gelelim sayı sıfatlarına. Sayı sıfatları da kaç, hava yazıyor mu sorular burada hemen şöyle göstereyim. Kaç, kaçıncı, kaçta kaç, kaçar gibi sorularla bulunuyor. O da asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, köklü sayı sıfatı, üslü sayı sıfatı, öyle bir şey yok şaka şey yapıyorum. Sadece bu kadar var. Kaç silgi, iki silgi? Kaç kalem, üç kalem? Kaçıncı kat, ikinci kat? Kaçıncı kapı, üçüncü kapı? Kaçta kaç pay, dörtte üç pay? Kaçta kaç ekmek, çeyrek ekmek? Kaçar tablet, birer tablet? Kaçar elma, ikişer elma? Bunların her biri arkadaşlar sayı yoluyla isimleri belirttiği için biz bunlara sayı sıfatlıyoruz. Eğer sıra biliyorsa sıra sayı sıfatlıyoruz. Şimdi bu çorba için bir limon, iki yumurta gerekiyor demiş. Bak buradaki bir ve iki sayı. Ama bir gün sizler de hayatta çok yerlere geleceksiniz. Buradaki bir sayı değil nedir arkadaşlar? ...belgisiz sıfattır. Zaten bunu az önce şurada söylemiştim. Ne demiştim? Sınıfta bir kişi kaldı dersek bu sayı... ...bir sabah sana döneceğim dersek bu belgisiz... İçeriye genç bir adam girdi derseniz... ...bu da belgisiz oluyor demiştim. Niye? Çünkü buradaki bir sayılıktan ziyade... ...yani genç herhangi bir adam girdi demek istiyorum. Biraz daha kafanızı karıştırayım mı? Daha doğrusu zor bir şey göstereyim mi? Bakın şimdi. İyice anlayın. Masada... ...sadece... ...bir kitap vardı dediğimizde buradaki birin sayı sıfatı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bir hocam bu sayı işte sadece bir kitap var diyor. Devam ediyorum. Bir gün buluşacağız. Bir gün buluşacağız. Buradaki birin de olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir gün buluşacağız hocam yani herhangi bir gün. Buradaki sayı değil tamam. Peki şuna ne diyeceksiniz? Ali ile Cem bir yaştalardı. Bak Ali ile Cem yani Ali ve Cem bir yaştalardı. Şimdi bunun sayı olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Sayı sıfatı. Bunun belgesi olduğunu da hepimiz biliyoruz. Tamam. Bu ne hocam? Bu nereden çıktı? Bizi çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? Amacınız nedir? Bu da niteleme sıfatı arkadaşlar. Eğer Kazıklı Aziz bir sınavda hoca sorarsa dersiniz ki hocam bu da niteleme sıfatı. Niye? Çünkü şundan dolayı. Buradaki kaç kitap vardı sorusuna cevap veriyor. Burada hangi gün buluşacağız sorusuna cevap veriyor. Burada ise nasıl yaşlalardı? Bir yaşlalardı. Yani aynı yaşlalardı sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla sıfatların çeşitini belirten şey onun kattığı anlam ve sorusu. Nasıl yaş? Bir yaş. Hangi gün? Bir gün. Kaç kitap? Bir kitap. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Ayrıntılı detaylı gidiyoruz bu arada. Yani üniversite bundan daha zoru çıkmıyor. Anlaşıldı mı? Soru sıfatları zaten soru. Yani ne, nasıl, hangi, nasıl, kaç. iki defa nasıl yazmışız. Kaçar böyle sorular oluyor. Sınavda kaç soru çıkacakmış? Üç soru çıkacakmış. Nasıl kitaplardan çalışıyorsunuz? Güzel kitaplardan çalışıyorum. Bunlar hep soru sıfatı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yapılarına göre sıfatlara da bakalım. Basit türemiş bileşik sıfat var. Yapılarına göre deyince tabii bir sözcüğün yapısını da bilmemiz lazım. Şimdi Türkçede sözcüklerin yapısını en başta dersimizin en başında şöyle bir şey göstermiş hatırlarsanız. Demiştim ki sözcüğün bir anlamı vardır demiştim. İşte gerçek ya da mecaz olabilir. Sözcüğün kökünün türü var demiştim. Sözcüğün türü var demiştim. Biz sabahtan beri sözcüğün türlerine bakıyoruz. Bir de sözcüğün yapısı vardı. Basit birleşik türemiş diye. Bu türemiş sözcüklü. Yani türemiş bir sıfat da esasında. Şimdi sözcüğün yapısını bir daha göstereceğim size. Bakın şimdi. Basit sözcükler var. Anlaştık mı? Türemiş sözcükler var. Yani yapım eki sözcükler. Bir de arkadaşlar birleşik sözcükler var. Bir -le -şik. Hocam niye böyle saçma sapan hareketler yapıyorsunuz? Anlayacaksınız şimdi. Birleşik olduğu için bunu şöyle değişik bir şeyle yapmak istedim. Nasıl? Pembiş bulalım evet. Birleşik. Yani iki kelimeden oluşuyor. Hocam böyle pembeler, yeşiller falan çok değişik güzel şeyler yapıyorsunuz. Evet sizler için arkadaşlar. Her şeyi sevgiyle öğretiyoruz. Şimdi birleşik olduğunu hatta iyice zihninizde şöyle pembeyi de şöyle alayım. Hatta burada yeşille de şöyle boyayayım. Bak şimdi. Hocam resmen... Aybüke gibisiniz, her şeyi çok güzel bir şekilde resimle ediyorsunuz diyebilirsiniz ama olsun. Sizler için canımız feda, bak elimde kalem oldu, lekesi de geçmeyecek. Neyse, şimdi başlıyorum. Hemen basit sözcükler söylüyorum. Mesela, göz sözcüğü basit bir sözcük. Ağaç sözcüğü basit bir sözcük. Öyle değil mi? Ya da tanımak sözcüğü basit bir sözcük. Bak sözcük diyorum, isim falan değil yani şu anda, dikkat edin. Tanımak sözcüğü basit bir sözcük. Ya da, ne diyelim mesela? Ee, kalem sözcüğü basit bir sözcük. Bunlar basit. Bunlar mesela, gözler desen de basit. Ağaçta desen de basit işte kalem, kalemim desen de basit. Buradaki çekimekleri bunu yapmak olmadığı için türemiş yapmıyor. Bunlar basit tamam mı? Göz, ağaç, tanı, kalemim falan bunlar basit. Sonra bunları türemiş yapıyorum bakın. Göz kelimesine ya da ağaç kelimesine ya da tanımak kelimesine ya da kalem kelimesine yapım ekleri getiriyor. Mesela kalemlik diyorum bak. Kalemlik türemiş. Ya hocam bunu biliyoruz. Kalem basit. Kalemler de basit ama kalemlik deyince anlam değiştiği için türemiş. Bunu biliyorsunuz. Tamam. Veyahut da gözlük mesela. Ağaçlık. Tanışmak mesela. Tanımakla tanışmak başka bir şey. Siz beni tanıyorsunuz ama ben sizi tanımıyorum. Birbirimizle tanısak merhaba merhaba hocam desek tanışmış olacağız. Demek ki tanımak ve tanışmak farklı anlamda. Tamam. Şimdi bileşik sözcüklere bakalım. Bileşik sözcük iki kelimeden oluştuğu için böyle pembiş ve mavi ile değişik yazacağım şimdi. Yine gözü yazıyorum ben buraya. Göz. Ağacı da yazıyorum. Tanıyı da yazıyorum kalemi de yazıyorum. Şimdi iki kelime olduğu için yanlarına bu sefer pembe başka şeyler yazacağım. Mesela diyelim ki göz yaşı. Bak iki kelimeden oluşuyor. Ağaç kakan iki kelimeden oluşuyor. Tanıyabilir iki kelimeden oluşuyor. Kalem tıraş iki kelimeden oluşuyor. Ya bu kadar basit bir konu gördüğünüz gibi. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray birleşik sözcük. Yapım iki alanlar. türemiş sözcük. Bunlar da basit. Şimdi biz neyi işliyoruz? Türemiş basit birleşik sıfatları. O zaman önce sıfatı bulacağız. Yani şunlar sıfat iyi insan, beş kişi, şu dolap. Bunlar sıfat arkadaşlar. Bu sıfatlar eğer eki almazsa basit diyoruz. Ama tuzlu su, yazlık elbise, açık kapı ve hatta işte az önce verdiğim örnek çalışmaktan çalışkan öğrenci dediğimizde bunlar hep türemiş sıfat. Birkaç kişi bileşik sıfat. Yurtsever vatandaş bileşik sıfat. Büyük ekranlı telefon bileşik sıfat. Niye? Çünkü büyük telefon ya da ekranlı telefon değil. Büyük ekranlı diyorsun. Bu da kurallı bileşik sıfat oluyor arkadaşlar. Şimdi sıfatları da yapısıyla beraber görmüş olduk. Yani yapısı deyince sakın wing wing demeyin. Burada diyeceksiniz ki ya yapı dediği şey şu işte basit türemiş bileşik. Sonra sıfata bakacaksınız. Sıfatı bulduktan sonra onun yapısını inceleyeceksiniz. Şimdi geldik zamire. Zamiri zaten söylüyorduk. Ayşe mağazadan elbise aldı. O buradan şunu aldı. Bakın dikkat etseniz aldığının yerine bir şey geçmiyor. Neden? Çünkü bu bir fiil ama bunlar birer isim. Devam ediyoruz. Şimdi zamirlerin çeşitleri var. Bir kişi yani şahıs zamirleri var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Geç, basit. Hepiniz İngilizce okuyorsunuz şu anda Anadolu liselerini. I, U, V, D, He, She, It. Bakın bizde kadın erkek ayrımı yok. O, hepsine o diyoruz. Kaleme de o diyoruz, Ayşe'ye de o diyoruz, Abdurrahman'a da o diyoruz. Ama İngilizler He, She, It ayırmışlar. Niye ayırıyorsun kardeşim? Hepsi aynı işte. Hepimiz kardeşiz. Dönüşlülük zamirine bakalım. Dönüşlülük zamiri de kendi sözcüğü. Bu odayı ben boyadım, bu odayı ben kendim boyadım deyince anlamı pekiştiren veyahut da şahıs zamini yerine geçen kendi sözcüğü oluyor. O zaman kendi sözcüğünü gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki kendim, kendimiz, kendisi, kendileri bunlar dönüşlülük zamiri. Geldik işaret zamirlerine. işaret yoluyla belli diyor. Bu, şu, ne? Öteki, diğeri, diğeri. Beri ki, beri ki. Ne diyorsun ya? Bunların her biri arkadaşlar. Bak bunların diyorum ya. Bu da yine işaret zamiri. Bunu şimdi satın alacağım. Onlar size kargo ile gönderilecek. Bizim duvara diğeri daha çok yakışır. Bak diğeri onlar. Bizimin altını çizmedim. Neden hocam? Çünkü bizim şahıs zamiri. Bakın buradaydım. Ben sen o biz siz onlar şahıs zamiri. Anlaştık mı? Şimdi buraya dikkat edelim. O ağaç kışın yapraklarını döker dediğimizde o ağaç dediği için bu işaret sıfat arkadaşlar. Niye? Çünkü önünde isim var. O kışın yapraklarını döker dediğimizde bu işaret zamiri. Çünkü ismin yerine geçmiş. O herkese iyi geçinen biri dediğimizde bu kişi zamiri. Çünkü insanın yerine geçmiş. Yani bir cansız varlığın değil. Cansız varlığın yerine geçerse veya da hayvan da olabilir fark etmez. Yani insan i̇nsan haricindeki bir şeyin yerine geçersek işaret zamiri, insanların yerine geçersek kişi zamiri. Onlar bilgisayardan çıkardığım eski parçalar. Bak onlar diyor. Bu işaret zamiri. Çünkü cansız varlıklar yani insan olmayan varlıklar. Onlar toplum bilinçlendirmek için kitap yazmış. Bu arkadaşlar kişi zamiri oluyor. Bu kadar basit. Belgisiz zamire bakalım. Bu da be belgisiz yani. Ne oldu belli değil. Bazısı. Ne? Kimi. Nasıl yani? Çoğu. Kim ya? Hepsi. Efendim birkaçı. Ne diyorsun? Birçoğu, çoğu, bir çoğu. Ya doğru düzgün anlasana. Tümü, tümü. Ne diyorsun ya? Tamamı. Herkes. Kimse, hiçbiri, biri falan, şey, başkası. Delirdin mi ya? Bu Bunlar için belgisiz. Herkes hayatta başarılı olmak ister. Kim? Herkes. Öğretmen ders anlatırken kimse ses çıkarmıyor. Kim? Kimse. Bak bunlar hep belgisiz denir. Birkaç öğrenci laboratuvarda deney yapıyoruz dediğimizde bu arkadaşlar belgisiz sıfat. Neden? Çünkü önünde öğrenci var. Birkaçı laboratuvarda deney yapıyor dersen bu belgisiz zamir. Niye? Çünkü önüne e, isim yok. İsim olmadığı için i̇şte böyle oluyor. Soru zamirine bakalım. Bu da ismin yerini soru yoluyla tutuyor. Hani cümlenin ögelerinde özneyi bulduran sorular vardı. Kim ne? Nesneyi bulduran sorular vardı. Kimi ne yine? Dolaylı tümleci yani yer tamlayısını bulduran sorular vardı. Nereye, nereden, nereden? İşte bu tarz soruların hepsi soru zamiri. Ne, neyi, nereye, nerede, nereden, kimi, kime, kimde, kimden, hangisi, kaçı bunların hep Soru zamiri. Bu haberi kimden duydun? Ali'den. Yeni masayı nereye koyacaksın? Banyoya. Fark etmez. Bunların her biri ismin yanına... geçtiği için zamir oluyor. Geziye kaç öğrenci katılacak dersen. Bak yanında isim olduğu için kaç öğrenci? Buraya koyacağın kelime üç öğrenci oluyor. Üç sıfat olduğu için bu arkadaşlar soru sıfatı oluyor. Ama geziye kaçı katılacak dersen bu soru zamiri oluyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Burada şu çok çok önemli. Ee, yani bu sıfatlardan zamirlere geçişi gösterdiği için bakın şimdi. Bakın şimdi. Buraya dikkat edin. Şimdi hani şöyle bir şey demiştim ya. Nasıl yapalım onu? Kahverengi yapalım gene. Hatta şöyle yapalım. Hani sıcak bir sıfattı. İşte bu sıfattı. Başka ne diyelim? Bazı sıfattı. Hangi sıfattı? Hatta yanlarına isim yazalım ki sıfat olduğu tam anlaşılsın. Mesela sıcak havalar geliyor. İşte bu soruyu e, çözdüm. Anlaştık mı? Bak burada sıfat. Sıcak hava. Bu soru. Bazı soruları e, çözemedim. Bak Bu da yine sıfat. Hangi soruları çözemedim? Bazı soruları. Hangi soruyu açıklayayım? Bak Bunların her biri sıfat arkadaşlar. Şimdi bunun niteleme sıfatı olduğunu zaten dersin başında öğrendik. Sıcak havalar. Bu işaret sıfatı. Bu belgisi sıfat. Bu soru sıfatı. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Tamam. <laughs> İnşallah anlaşıl diyorsunuz. Bunlar sıfat, bunlar isim. Şimdi sıfatlar çekim eki almıyordu. Bak sıcak, bu, bazı çekim eki almıyordu. Ama şöyle dikkat edin. Havalar, soruyu, soruları, soruyu. Bak bunlar çekim eki almış. İsimler çekim eki alabiliyor. Ama sıfatlar alamıyor. Şimdi sıfatlar çekim eki alamıyor ama alırsa ad ya da zamir oluyor. Bakın şimdi sıcaklar geliyor dersen bu artık adlaşmış sıfat. Bunu çözüm dersen bu işaret zamiri. Bazılarını çözemedim dersen bu belgisiz zamir. Hangisini açıklayayım dersen bu soru zamiri. Bak soru sıfatıydı yanında sevgilisi olunca. Sevgilisi gitti yapayalnız kaldı artık soru zamiri. Yanında sevgilisi varken belgisi sıfattı gitti artık belgisi zamir oldu. Yanında sevgilisi varken işaret sıfatıydı gitti işaret zamiri oldu. Yanında sevgilisi varken niteleme sıfatıydı gitti artık isim oldu. Dolayısıyla niteleme sıfatları çekim eki alırsa adlaşmış sıfat. işaret sıfatları çekim eki alırsa işaret zamiri. Belgi sıfatlar çekim eki alırsa belgisiz zamir. Soru sıfatları çekim eki alırsa da soru zamir oluyor. Birazcık kafa karıştırıcı duruyor ama emin olun çok basit bir şey. Bunu da üniversitede sorabiliyorlar yazılınızda hoca sorabilir. Artık en ince detayına girgen yani bundan daha fazlası yok. Bundan daha fazla öğretecek bir şey yok. Devam ediyoruz. Sizler süper olduğunuz için en ince ayrıntısına kadar gidiyorum. Bir de ek halinde zamirler var. Yani iyilik ekleri. Şimdi mesela burada bir kalem var. Bu kalemin kime ait olduğu belli değil. Burada bir kalem duruyor. Eğer biri gelip de kalemim derse yani benim kalem demek istemiş oluyor. O yüzden bu eke biz iyilik zamiri diyoruz. Bak benim işim, senin işin, onun işi, bizim işimiz, on, sizin işiniz, onların işleri, benim odam, senin odan, onun odası, bizim odamız, sizin odanız, onların odaları dediğimizde benim, senin, onun, bizim, sizin, onların ifadesi katan her bir ek esasında iyilik zamiri oluyor. Bir de ilgi zamiri var. Bu da arkadaşlar ki eki. Benim bilgisayarım yavaş, seninki hızlı derken senin bilgisayarın hızlı demek istiyor. İşte burada bilgisayarın yerine geçtiği için bu da ilgi zamiri oluyor. Kitaptaki öyküleri çok beğendin dersen bu sıfat. Ama benim ödevim bitti. Seninki ne durumda dersen senin ödev ne durumda demek istediği için bu ilgi zamiri oluyor. Geldik sevdaların en güzeline. Zarf ve fiile. Evet. Şimdi burada az önce bir şey söylemiştik. Demiştik ki ev bir isimdi ama konuşuyor sözcü bir fiildi. Bunu anlamayanımız var mı? Yok. Hepimiz biliyoruz hocam yani ayıp ediyorsunuz. Eğer güzel ev dersek güzel sözcü sıfat oluyordu. Nasıl ev? Güzel ev. Ama güzel konuşuyor dersek işte bu da zarf olacak. Nasıl ev? Güzel ev. Nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyor. Bu sıfat, bu zarf. İşte bugün işleyeceğimiz, daha doğrusu şu anda işleyeceğimiz şey zarflar. Zarflar fiilleri etkileyebiliyor. Öndeki turist kafilesi hızlı yürüyor bak. Hızlı. Zarflar sıfatları etkileyebilir. Zor soru en zor soru. Bak. Soru isim zor sıfat en zor soru. Zarflar zarfları da etkileyebiliyor. Bu öğretmen dersi çok iyi anlatıyor. Bak iyi zarf. Hani anlatıyor fiil olduğu için. Çok da onun zarfı. Yani hocam hani demiştiniz ki siz bize zarflar fiillerin sevgilisi. Maalesef zarflar biraz ayran gönüllü. Ayran gönüllü. Yani sadece fiillere değil bazen böyle sıfatlara gidebiliyor. Bazen zarflara gidiyor. Bazen ee, filmslere gidiyor. Bazen adlaşmış sıfatlara bile gidiyor yani kafa yemiş durumda bunlar. Ama sıfatlar öyle mi? Sıfatlar ne kadar iyi ya. Keşke ya, herkes sıfatlar gibi olsa. Nerede sıfatlar? Sıfatlar sadece isimlere gidiyor arkadaşlar. Bulamıyorum bile bak. Kesin ismi yanında da şu anda. Bakayım nerede? Evet bulamıyorum. Şu anda bulamadığım için de ama bulursam göstereceğim. Şey Gerçekten sıfatla isim arasındaki sevda ölümsüz sevda. Evet burada buldum. Sıfatlar yalnızca isim yana gidiyor. Güzel kalem, beyaz kapak, çalışkan öğrenci, temiz ev. Sıfatlar isimlere gidiyor. Ya da isim yana geçen zamirlere gidiyor. Ama zarflar yani bir şey söylemek istemiyorum ama ayran gönüllü deyimini kullandım yani. Hani böyle çok fazla herkese yazan tiplere o denir yani. Hızlı yürüyor. Burada file gelmiş. Zor soru. Burada sıfata gelmiş. Burada yani en zor soru derken. Burada zarfa gelmiş. Ama siz şu kadarını bilin yeterli. Yani zarfları siz gene iyi bilin. İyi insanlar bilin. Yani Gıybet de günah sonuçta. Sıfatlar isimlere geliyor, zarflar fiillere geliyor değil mi? Yeter. Şimdi durum zarfları nasıl sorusuyla bulunuyor? Yani niteleme sıfatına benzer gibi. Bugün kendimi dinç hissediyorum. Nasıl hissediyorum? Dinç. Durum zarfı. Odanın penceresini yavaşça kapattı. Nasıl kapattı? Yavaşça kapattı. Durum zarfı. Şimdi burada dikkatliyseniz fiillere nasıl sorusunu sorduk ve cevabımızı aldık. Bu kadar. Bakın şimdi. İnşaatta işler ağır ilerliyordu. Bu zarf. Ağır işleri kim yapacak dersen bu sıfat oluyor. Niye? Çünkü bakın bu isim olduğu için bu sıfat, bu fiil olduğu için bu zarf. Yani zarflar fiillerin sevgilisi, sıfatlar isimlerin sevgilisi. Hatta kalp de yapalım ki aşkları hep ölümsüz bir şekilde devam etsin. Hocam niye böyle e, aşk, maşk, kalp, malp yapıyorsunuz? Çünkü üniversite bu konudan toplam 19 tane soru çıktı. Yani hemen hemen her yıl soruyorlar. Zaten. 40 yıldır üniversite sınavları yapılıyor. Düşünün hemen hemen her yıl sorulmuş bu. Çok önemli bir konu yani. Adam size diyor ki mesela şu çıkmış bir soru. Diyor ki hangisinde boş sözcü e, farklı bir türde kullanılmış oluyor? Boş ev, boş oda, boş insan, boş konuşuyor diyor. Konuşuyor fiil olduğu için cevap değişiyor. Veya hatta hangisinde güzel sözcü farklı bir türde kullanılmış diyor. Güzel insan, güzel öğrenci, güzel araba, güzel oynuyor diyor mesela. Bu kadar basit soruları soruyorlar. Gelelim zaman zarflarına. Bu da ne zaman sorusuyla bulunuyor. Sınav sonuçları açıklanacak. Ne zaman? Yarın. Canlı yayın 8'e başlayacak. Ne zaman? 8'de. Bunların her biri zaman zarfları. Miktar zarfları da ne kadar sorusuna cevap veriyor. Arka sıradakiler konuşuyor. Ne kadar? Çok. Kardeşim yaş pastadan yemiş. Ne kadar? Biraz. Bak yemiş biraz. Konuşuyor çok. Ee, en daha pek çok oldukça sözcükleri de zarftır ve bunlar da derecelendirme yapar. Şimdi bak oda isim Geniş sıfat ne kadar geniş daha geniş derecelendirme zarfı. Şiir isim güzel sıfat ne kadar güzel en güzel dediğimizde bu da yine derecelendirme zarfı oluyor. Hatta size şöyle bir şey çizin ki aklınıza iyice kalsın. Hani bir birincidir bu ikincidir bu da üçüncüdür değil mi? İşte birinci en çalışkandır. İki üçten daha çalışkandır. Bu en ve dahalar hep zarftır arkadaşlar buna dikkat edin. Geldik yer yön zarflarına. Yer yön zarfları da nereye sorusuna cevap veriyor. Bu kadar basit. Yağmur başlayınca içeri girdik. Nereye? İçeri girdik. Güzel havalarda dışarı çıkarız. Nereye? Dışarı çıkarız. Fakat burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Yer yön zarfları çekim eki alırsa isim olur. Bak aşağı kata yeni komşular taşın dediğimizde bak aşağı kat olduğu için bu sıfat. Tamam mı? Aşağı geldi biraz konuşalım dediğimizde bu zarf. Aşağıya geliyorum derse bu isim oluyor. Yani bunu sormuş ÖSYM. Sizin hocanız da muhtemelen soracaktır. Dışarı çıktı derseniz bu zarftır. Ama dışarıya çıktı derseniz bu isimdir. Bakın bu zarf ama burada A olduğu için bu arkadaşlar isim oluyor. Buna çok dikkat edin. Yani aynı şey hocam. Evet aynı şey maalesef. Nereye çıktı dışarı nereye çıktı dışarıya. Ne farkı var ki hocam? Evet doğru ama işte bu isim oluyor. E kalırsa isim oluyor arkadaşlar. Soru zarfları da fiilleri soru yoluyla belirtiyor. Nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin, niye bunlar hep veya ne Bunlar hep zarf oluyor. Bak ağır çantayı nasıl taşıdın? Zarf. Bizimle kütüphaneye neden gelmedin? Zarf. Bak nasıl ev dersen sıfat. Nasıl oynuyor dersen zarf. Bu soru sıfatı bu soru zarf. Şimdi mesela ne iş yapıyorsunuz? Bak ne iş yapıyorsunuz? Hangi iş yapıyorsunuz demek istediği için bu sıfat oluyor. Ne alacaktınız? Kitap alacaktın dersin. Bu zamir oluyor. Ne gülüyorsunuz? Ne için gülüyorsunuz dediği için bu zarf oluyor. Nasıl bir telefon istiyorsun? Nasıl bir telefon? İsmin önüne geldiği için sıfat oluyor. Buraya nasıl geldiniz? Fiilin önüne geldiği için zarf oluyor arkadaşlar. Şimdi yazılı döneminde en yüksek notları almak için yazılı notlarından çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu bir. Aynı zamanda sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı ve Dinamo Soru Bankalarımızda bu konularla alakalı sizlere efsane konu anlatımları hazırladık arkadaşlar. Ve aynı zamanda efsane sorular hazırladık. Buradan da hemen ödevlerimizi verelim. Burada arkadaşlar mesela sıfatlarla alakalı aynı zamanda yazılı sorularımız var bu soruları da yapmanız lazım. Ve ÖSYM tarz sorular da var. Çünkü neden? Dersimizin başında söylediğim gibi TYT'de arkadaşlar bu konulardan soru geliyor. O yüzden buradaki ÖSYM tarz soruları da çözün. İnşallah yazılarınızdan, sınavlarınızdan yüz alırsınız. Ve üniversite sınavında da tahmin ettiğinizden çok daha güzel şekilde kazanırsınız diyorum. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.